Okulunda enerji tesisleri işletmeciliği programında doçent doktor olarak görev yapıyorum. İsterseniz önce katılımcıları bir check edelim. Sedat Örücü burada mı acaba? Buradayım hocam. Tamam. Buradayım. Şeyda Büyük Yapıcı. Evet hocam, buradayım. Merhabalar. Merhaba. Ayşin Metin. Buradayım, buradayım. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Hasan Hüseyin Işık. Buradayım hocam, merhaba. Merhaba, tamam. İlk olarak isterseniz ben başlayayım. Sunumlarımız Türkçe olabilir arkadaşlar. İngilizce hazırlamak isteyenler, konuşmak isteyenler de bu şekilde katılabilir. Sunumlarımız 5 ya da 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, hızlı bir şekilde, giriş bölümünü fazla uzatmadan yapılırsa daha sağlıklı olacaktır. Hepinize başarılı bir oturum diliyorum. İlk olarak ben başlayayım. Evet, görülüyor mu? Evet hocam. Görülüyor. Tamam. Evet, bugün sizlerle nano parçacıkların kimyasal atıklardan çöktürme yöntemiyle nasıl elde edildiği üzerine konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kimyasal atıklar şu yaşadığımız dönemde nüfus artışı olsun, insanların kimyasal malzemeleri daha fazla kullanması olsun, hayatımızın daha fazla alanında kimyasalların yer almasıyla birlikte bunların atıklarının toplanması, işlenmesi de büyük bir sıkıntı yaratmaya başlamaktadır. Evet, bu atıkların değerlendirilmesinde başlıca dört metot karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki arkadaşlar çöp şeklinde biriktirilmesi, ikincisi yakılması, üçüncüsü bunların paketlenmesi yani hibrit sıkılaştırılması ve son olarak da kompost edilmesi karşımıza çıkmakta. Yalnız bu yöntemlerden özellikle çöp şeklinde değerlendirilmesi, özellikle kimyasal atıkların içerdiği zararlı kimyasallar sebebiyle çevreye büyük ölçüde zarar vermektedir. Benzer bir durum her kimyasala uygulanamaması sebebiyle yakılma işleminde ve sıkıştırılma işleminde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bunlar da hem çevre için hem insan sağlığı için ciddi riskler barındırmaktadır. Komposta ne yazık ki gübre şeklinde değerlendirme her atık malzeme için, kimyasal atık için ne yazık ki uygun kaçmamaktadır. %90'dan fazlasında bu tür bir yöntem uygulamak sağlıklı durmamaktadır. Evet. Bizim laboratuvarımızda da uyguladığımız kimyasal türde film üretim yöntemlerine baktığımız zaman aslında şöyle başlayayım. Biz ince film üretim tekniklerini fiziksel ve kimyasal olmak üzere iki ana grupta inceliyoruz. Bu yöntemlerden kimyasal olanlarda spin coating, dip coating, spray paralyze, bizim de kullandığımız kimyasal banyo depolama gibi yöntemlerde oldukça fazla gördüğünüz gibi şekilde de gördüğünüz gibi kimyasal atıklar meydana gelmekte ve bunların biriktirilmesi, saklanması, değerlendirilmesi ciddi riskler barındırmaktadır. Kimyasal banyolama tekniğine baktığımız zaman değerli hocalarım, kimyasal banyolama tekniğinde bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltiye uygun çözücüleri ve uygun solüsyonları ekliyoruz. Ve bunların uygun sıcaklıklarda işleme sokulmasıyla filmlerimizi bunlara daldırarak uygun sıcaklık aralığı, tavlama sıcaklığı, pH aralığı gibi farklı parametrelerde film üretimi elde edebiliyoruz. Yöntemin en önemli yanı basit olması, kolay elde edilmesi gibi film üretiminde aradığımız belli başlı parametreleri sağlaması önemli bir kolaylık sağlamakta.
Yalnız bu yöntemde de diğer kimyasal yöntemlerde olduğu gibi karşımıza çok fazla atık malzeme, kimyasal atık çıkmakta. Bu kimyasal atıkları biz bu çalışmamızda çöktürme tekniğini kullanarak, yani dipte kalan tortuyu bir filtre yardımıyla süzdürerek ve bunu saf suyla temizleyerek, defalarca temizleyerek ve sonrasında da tavlama işlemine tabi tutarak çöktürme tekniğiyle sağda da gördüğünüz gibi toz şeklinde nano yapıda parçacıklar elde edebilmekteyiz. Evet. Bu çalışmamızda da biz gümüş oksit ve potasyum katkılı gümüş oksit ince filmlerini oluşturmuştuk ve bu filmlerin arta kalan atık çözeltilerini çöktürme yöntemini kullanarak gümüş ve potasyum katkılı gümüş oksit şeklinde iki farklı nano parçacık şeklinde değerlendirdik. Ve karşımıza yapısal özelliklerini incelediğimizde hem gümüş yapılarının, gümüş nano parçacıklarının hem de gümüş oksite dair parçacıkların karşımıza çıktığını gözlemliyoruz. X ışınları desenini ekranda gördüğünüz gibi vermekteyiz. Burada yıldız şeklinde belirttiğimiz farklı pikler ise gümüşün farklı formlarının bileşenleri olarak karşımıza çıkmakta. Fakat burada en önemli şey, gördüğünüz gibi her iki parçacık türünün de oldukça iyi bir şekilde kristallendiğini görmekteyiz. Özellikle gümüş oksitin potasyum katkılı gümüş oksite göre 1-1-1 pikinin daha keskin bir şekilde karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Morfolojik özelliklerine baktığımız zaman tabii ki yapısal özelliklerden farklı parametreler hesaplanabilir ve bunlarla kıyas yapılabilir. Morfolojik özelliklerine baktığımız zaman da gümüş oksitteki parçacık oluşumunun potasyum gümüş oksite göre daha sınırlı, daha geride kaldığını söyleyebiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Gümüş oksite potasyum katkılamasıyla birlikte nano parçacık formunda daha görünür ve daha homojen yapıların ve parça büyüklüklerinin beklediğimiz gibi artışının gerçekleştiğini her iki şekilden söyleyebiliriz. Son olarak optik özelliklerine baktığımız zaman her iki numunede optik spektrumunda UV spektrumu ile incelediğimiz optik özelliklerinde arkadaşlar optik band sınırının potasyum katkılama ile birlikte daha büyük dalga boylarına kaydığını gözlemlemekteyiz. Bu da özellikle dedektör uygulamalarında faydalı sonuçlar vermektedir ve böylece bunları farklı bu tipteki atıktan elde edilmiş nano parçacıkları arkadaşlar dedektör uygulamalarında, optoelektronik cihaz uygulamalarında belki ilerleyen dönemde tercih edebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki bu çalışmanın daha detaylı sonuçları elde edilebilir. Yapısal sonuçlarından parametreler hesaplanabilir. Optik sonuçlarından yasak bant aralıkları hesaplanarak buradan da farklı sonuçlar elde edilebilir. Bu şekilde çalışma daha da genişletilebilir ve tüm kimyasal banyolama tekniğiyle elde edilen yapılarda bu şekilde kimyasal atıklardan nano parçacıklar elde edilerek bunlar hem literatüre hem de sanayiye kazandırılarak bu kimyasal atıkların daha faydalı bir şekilde kullanımını gözlemleyebiliriz. Evet, ben biraz kısa tutmak istedim. Daha uzun anlatılabilirdi. Fakat diğer arkadaşlarımızın da zamanından çalmak istemiyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Evet, sorularınız varsa alabilirim. Yoksa diğer konuğumuzdan devam edelim. Sedat Örücü. Çalışma... Evet, benim hocam.
Merhaba hocam. Çalışması Investigation and Characterization of Duplex Stainless Steel Production by Mechanical Alloying Method. Evet. Buyurun hocam. Evet. Paylaşım görünüyor mu acaba? Yok, şu an gözükmüyor hocam. Paylaş bölümünden ekranı seçerseniz. Ekrana da sunumunuzu eklerseniz. Bir paylaşım oldu mu acaba? Şimdi oldu hocam. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu hocam. Tamam. Buyurun. Merhabalar. Ben Sedat Törücü, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi olarak katılıyorum. Tüm arkadaşlarıma, katılımcılarına saygılarımı sunuyorum. Konumuz mekanik alaşımlama yöntemiyle çift fazlı dubleks paslanmaz çeliklerin araştırılması ve karakterizasyonu. Bu birinci periyottaki bir çalışmamız. İkinci periyotta çalışmamız da devam ediyor. Ben birinci periyottaki çalışmayla sizlere bir anlatımda bulunmak istiyorum. Onun için giriş amaçlı genel prosesler, deneysel çalışmalar, deneysel sonuçlar ve bulgularla konuyu açıklamaya çalışacağım. Öncelikli olarak toz metalurjisi konusunda ufak bir bilgi vermek gerekirse, Türkiye'de ve dünyada artık kullanımı ve uygulaması sürekli artan bir metot şeklinde almıştır. Özellikle de paslanmaz çelik konusunda da çalışmalar, bilimsel çalışmalar devam ediyor. Biz bu konuda dubleks paslanmaz çelik örneğini, numunesini ve türünü örnek alarak çalışmamıza biraz daha farklı yönden gidelim dedik. Çünkü bu konuyla ilgili olarak çok fazla bir çalışma yapılmadığını gördük. Onun için tozlarımızı ticari olarak piyasadan elde ettik, %99.9 saflıkta. Bu tozların bir arada karıştırılarak, harmanlanarak ve mekanik alaşımlama dediğimiz bütün bu tozların birbiriyle etkileşimini sağlayarak bir öğütücü vasıtasıyla bir alaşım meydana getirmeye çalıştık. Burada amaç dubleks paslanmaz çeliği toz metalürjisiyle üretimiyle ilgiliydi. Değişik parametreler tabii kullanıldı. Bununla ilgili olan çalışmalar tabii ki var. Ama biz farklı bir periyot parametreleri kullanarak bunu gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii bunun mikro analizleri yapıldı. Sertlikleri ölçüldü. XRD analizleri yapıldı. Bununla ilgili olarak bir giriş yaptıktan sonra toz metalürjisi nedir? Toz metalürjisi ile paslanmaz çelik parçaların çeşitli mühendislik uygulamalarında kullanımı, benzersiz ve mekanik korozan özelliklerinden dolayı son yıllarda artmıştır. Çok farklı sektörde kullanılan çift fazla dubleks paslanmaz çelikli malzemeler mevcut üretimi yöntemi döküm yöntemiyle yapılıyor. Ancak toz metalurjisiyle üretimi çok kısıtlı belki kalmaksa bile yeni yeni çalışmalarla bu sektörel bağlamda da endüstriyel ve ticari bağlamda da artmıştır uygulaması. Yeni çalışmalara devam etmektedir. Şimdi kısaca paslanmaz çelik ve iç yapılarına göre baktığımızda hepimizin bildiği ferritik, östenitik, martensitik ve ferritik, östenitik dubleks ve çökelme sertleşmesiyle uygulanan alaşımlar olarak değerlendirdiğimizde biz burada iki tane fazı içeren, yani ferritik, östenitik içeren dubleks malzemesini seçtik. Buradaki amaç ferritik ve östenitin mekanik veya diğer mekaniksel özellikler ve korozyon dayanımı olarak baktığınızda ferritik ve östenitin bu bağlamda daha ön planda olduğu ve daha iyi sonuçlar verdiği söylenebilir. Onun için içerisindeki nikel oranı ve krom oranı önem arz etmiyor. Molibden tabii ki bu işin içerisinde de önem arz etmektedir. Biz tozumuzu ferritik östenitik olarak seçtik. Ve baktığınız zaman tabii ki paslanmaz çeliklerin üstünlüklerinde görünüm, uzun ömür, imalat kolaylığı, hijyenik özellik, mekanik dayanım, korozon dayanımı, yüksek ve düşük sıcaklığa karşı dayanım olarak üstünlüklerini her zaman diğer malzemelere göre söylenebilir. Şöyle bir karşılaştırma yapıldığında östenitik, ferritik ve dubleks arasında ne gibi farklılıklar var dediğinizde sol tarafta mikro yapısını görüyorsunuz. Dubleks yapıda iki tane faz vardır. Ferritik ve östenitikte tek faz olarak gerçekleşir. Toklukları, süneklikleri, kaynaklanabilirlikleri, termal gelişim, manyetik özelliklerine baktığınızda dubleksin
ikisinin ortasında, hatta özellikle gerilim korozyonunda çok iyi sonuçlar verdiğini ve ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Tabii ki işin maliyet tarafına baktığımızda şu anda piyasada en çok östenitik tarz malzemeler kullanılmakta, ama dublekste de diğerlerinin özelliklerine baktığınızda artı denilebilecek güzel sonuçlar vermektedir. Tabii paslanma çelikler normalde bildiğiniz üzere elektronik ark ocaklarında argon, oksijen dekarbonizasyonuyla, döküm yöntemiyle yüksek yatırım gerektiren, uzmanlık gerektiren bir teknolojiyle üretilmekte. Birçok yöntemi var. İşte vakumlu, vakumsuz diye değerlendirebileceğiz ama toz metalürjisiyle ancak belli bir şeye kadar ağırlıkta 5 kilograma kadar diye hatırlıyorum parçalar üretebiliyorsunuz. Ama bunların maliyeti ve enerji olan faydasına baktığınızda çok çok daha düşük oluyor bu dökümle yapılan tekniğe göre. Şimdi toz metalürjisi yöntemiyle parça üretimi günümüzde çok yaygın olarak kullanılıkta olup bilinen klasik üretim yönteminden bir alternatif olma özelliğini devam ediyor. Ve toz metalürjisi ergitme işlemi gerçekleştirilmeden metalleri ve metal alaşımlarını, öne özellikle söylüyorum, ergitme işlemi gerçekleştirilmeden basınç ve sıcaklık yardımıyla dayanıklı nesnelere dönüştürme işlemine dayanıyor. Neden toz metalürjisi? Seri üretime uygun, düşük küre, karışık parça, güzellikli parça üretimi, tam yoğunluk, yüksek kalite ve homojen mikro yapı elde edebiliyorsunuz bu yöntem vasıtasıyla. Şimdi genel bir prosesine baktığınız zaman önce tozlar hazırlanıyor. Bunlar belli bir karıştırma, harmanlama işleminden geçtikten sonra mekanik alaşımlama prosesine tabi tutuluyor. Sonra presleme, ne tür bir parça üretecekseniz preslemesi kalıplarda yapılıyor. Sinterleme işlemi gerçekleşiyor ve daha sonra yapılacak ikinci işlemler nihai olan şeklinde daha kısa zamanlarda, daha kısa sürelerde ve ucuz işçiliklerle ve maliyetlerle bu parçalar üretilebiliyor. Sedat Hocam, toparlayalım isterseniz. İki dakikanız var. Tamam. Bizim deneysel çalışmalarımızda toz malzeme, mekanik alaşımlama, presleme ve sinterleme olarak girdik ve ürünün analizlerini yapmaya çalıştık. Mekanik alaşımlama işlemlerini şu sol taraf altta gördüğünüz bir cihazda özel bir gezegen tip bilyalı değirmende yaptıktan sonra, ki burada bir kabın içerisinde tozun ve bilyaların birbirine çarpışmasında ve plastik deformasyon uğramasından dolayı oluşan bir alaşım tozunu elde ettik. Ve kullandığımız parametrelere baktığınızda ve malzeme baktığınızda işte bilya toz oranı, öğütecek malzeme, bilya çapı, bilyaların ağırlıkları, bunlar hepsi bir önemli parametredir. Bu parametreleri kullanarak süreler ve dönüşüm hızlarına dikkate alarak ürünü ürettik ve ürettiğimiz malzemenin alt tarafta görüntüsü vardır. Üst tarafta da kullandığımız tozlar, bunlar birbirine karıştı ve sağ alt köşede B'de gösterilen toz numunesini ortaya koyduk. Bunların preslemesini 120 bar 5 dakikada yaptıktan sonra tek yönlü aksiyel konvansiyonel bir preste sinterleme işlemine geçtik ve sinterlemede gördüğünüz laboratuvar düzeyinde bir tambur tipi sinterleme ile 1300 derecede 1 saatlik bir çalışmayla içerisinden argon geçirerek, o oksidasyonun olmasın diye geçirerek yaptığımız sinterleme sonucunda ürettiğimiz parçalar, bu da sinterleme prosesinin grafiğidir. 1300 derecede 1 saate kadar ve sonuç olarak da ulaştığımız görüntüler mikro yapı olarak baktığımızda bir optik mikroskop altında östenitik ve feritik faza ulaştığımızı 10 saatlik 20 saatlik görüntülerle ve tabii ki toz oranlarındaki oran değişikliği 6'ya 1 12'ye 1 şeklinde yaptığımız görüntülerde de iyi sonuçlar eldeğimiz ortaya çıktı. Tabii bunun XRD analizleri de aynı şekilde aynı sonuçları verdi. Süre arttıkça ve hız arttıkça piklerin daha da aşağı düştüğü ve demire yaklaştığı sonucu ortaya çıktı. Sertliklerine baktığımızda özellikle 10 saatte ve 20 saatte iyi sonuçlar aldı. Yüksek değerler, sertliklere ulaşıldığı gözlemlendi. Yine SEM sonuçları da aynı şekilde verdiğimiz malzemelerin istenilen şekilde östenitik ve feritik fazı ortaya koydu. Ve sonuç olarak baktığımızda mekanik alaşımlama yüksek enerjili öğütme işlemleriyle ticari tozları kullanarak hazırlamış olduğumuz dubleks paslanma çelik malzeme toz yöntemiyle başarıyla üretildi. Mekanik alaşımlama toz parçacıklarının şekillerini ve boyutlarını değiştirdik, gözlemlendi. Tozların kısa öğütme sürelerinde yassı bir yapıya sahipken öğütme süresi arttıkça oluşan soğuk deformasyon etkisiyle homojen görünümlü bir yapıya sahip olduğu ortaya çıktı. Yine aynı şekilde XRD analizlerinde piklerin genişlemiş ve pik yükseklerinin azaldığı ve alaşılmamaya doğru bir eğilim göstermiştir. Yapıda herhangi bir şekilde başka tür
bir bileşene veya bir yapıya rastlanılmadı. Mekanik alaşımlama süresinin artmasıyla sinterlenmiş sertlik değerleri belirgin bir şekilde artmıştır. Bu aşamaya kadar yaptığımız çalışmalar, bundan sonraki öneriler, yani ikinci etapta yapacağımız çalışma, toz malzemenin içerisine, bu dubleks paslaması toz malzemenin içerisine kompozit üretimini ortaya koymak için bor karbürlü bir çalışma devam etmekte. Burada da dubleks paslaması çeliğin özelliklerini bir daha öteye taşımak, konunun önemini daha da artırmaktadır. Çünkü bor karbürü işin içerisine koyduğunuzda hem açık sektörlerde, yani okyanuslarda ve artı nükleer santrallerde kullanabilme gibi bir avantajı olacaktır. Onun için çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgi için ve sabır için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sormak istediğiniz bir şey varsa da memnun olurum. Çok teşekkür ederiz Sedat Bey. Güzel sunumunuz için. Oldukça başarılı bir çalışma. Geniş kapsamlı olmuş. Sorusu olan arkadaşımız varsa alabiliriz. Ben bir soru sorayım o zaman. Buyurun. Siz öneriler bölümünde zaten söylediniz ama hangi alanda kullanımları sıklıkla mevcut? Mesela bu iki fazın, iki elde etmek istediğiniz fazın hangi alanlarda kullanımları mevcut teknolojide? Dubleks paslanmaz olarak değerlendiğinizde aslında birçok alan içerisine giriyor ama daha çok gemicilik sektöründe, tankerlerin depolarında, korozyona karşı çok önem arz eden yerlerde kullanılıyor bu, özellikle sajlar, dubleks sajlar. Ve dünyada kullanımı sürekli artmaya başladı. Özellikle denizcilik sektörü de geniş bir alan olduğu için petrokimya tesislerinde. Bir de işin biraz kompozit tarafına doğru gidilirse eğer, bu malzeme daha sonra alüminyum kompozit yerine geçebilecek türde. Yani özellikle bor karbür işin içerisine girdiğinde bir nötron absorplayıcı, bir kalkan olarak kullanılıyor bu bor karbür malzemesi. Biz eğer dubleksin içerisine bunu yedirebilirsek, ki çalışma o yönde, güzel bir çalışma olacak. Çünkü bununla ilgili olarak da bir literatürde bir çalışma gözükmüyor. En azından araştırmamız olsun. Tabii ki paslanmaz 306, 316 veya diğer malzemeler uygulaması yapılmış ama dubleks uygulaması yok. Bu şekilde cevap verebilirim. Tamam, çok teşekkür ederim. Bir sonraki sunum için. Sağ ol. Şeyda Büyük Yapıcı. Evet hocam, merhabalar. Merhabalar. Sizin bizimle iki çalışmanız mevcut bugünkü sunumda. İlk Investigation of the Effect of the Parameters Affecting the Degassing Process of Aluminium Casting Alloys on A356 alloy and another ve bir diğeri Investigation of the Effect of Iron, Copper and Manganese in Secondary Aluminium on A356 alloy in aluminium casting alloys. Buyurun. Evet hocam. Ben gaz giderme prosesiyle başlamak istiyorum. İzin verirsiniz. Tabii ki. Buyurun. Sanırım ekranım gelmiştir. Evet. Merhabalar. Ben Şeyda. CMS Jant'tan katılıyorum. Şu an kongreye. ARGE merkezinde çalışıyorum. ARGE mühendisi olarak. Burada birçok yeni faaliyet öncüsü olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla denenmemiş çalışmaları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün ilk olarak size laboratuvar tipi gaz giderme prosesinin optimizasyon sürecinden bahsedeceğim. Şöyle, önceki şirket tanıtımı, kısa bir şirket tanıtımından sonra R356 alışımda H2 varlığının nelere sebep olduğundan, daha sonra deneysel çalışma sınırlarından ve sonuçlardan bahsetmeye çalışacağım. CMS firması bir grup şirketi aslında. Yönetim kurulu başkanlığını Bertuğ Özel üstlenmiş. 1980 yılında kurulan alüminyum alaşımı hafif jant üretimini gerçekleştiriyoruz burada. Totalde aslında 4 tane ama burada resmiyette gözüken 3 tane tesisimiz var. Üretim tesisimiz ve İzmir Liman şehrinden diğer kritik bir bölge olarak Liman şehrinde kurulup Avrupa ülkelerine de jant gönderimi yapmaya çalışıyoruz. Birçok markayı temsilen müşterilerimiz burada gördüğünüz listede olmayan birçok müşteriyi temsil eder durumdayız aslında Avrupa'da. Şöyle, R356 alaşımında
bir H2 varlığı aslında üretim seri üretimde birçok sıkıntıya yol açmakta. Alüminyum ulaşımları sıvı haldeyken çok yüksek miktarda ve yüksek sıcaklıklarda hidrojen çözebilme kabiliyetine sahip aslında. Ama bu bir totalde sağ görselde göreceğiniz üzere çok poroz teli bir yapıya neden oluyor ve bu da mekanik özellikleri aslında kötüleştiriyor. Katılaşma sırasında da bu çözünürlük sıfırlandığında içeride bu hidrojen atomları boşluk yaratıyor. Sıvı metalden uzaklaştırılmadığında porositelere neden olan bu hidrojen gazı katılaştıktan sonra mekanik özellikleri olumsuz etkilediğinden dolayı bir gaz giderme prosesine tabi tutulması gerekiyor. Biz bu kapsamda ARGE laboratuvarımıza burada laboratuvar tipi gaz giderme cihazı edindik ve burada burada gerçekleştireceğimiz deneyleri seri üretime aktarma isteğindeydik aslında. Bu kapsamda gaz giderme proses parametrelerinden bazılarını gaz giderme sıcaklığı, gaz giderme süresi, rotor dönüş hızı ve gaz debisi olarak düşünebiliriz. Aslında flaks türbe miktarı da var. İlerleyen çalışmamızda bunu da dahil etmeyi planlıyoruz. Burada gördüğünüz gaz giderme cihazımızın rotorunu göstermeye çalıştım aslında ve tüm parametrelerin girildiği bir panomuz var. Buradan manuel olarak bütün değişkenleri değiştirebiliyoruz. Turuncu ile belirttiğim üzere bu parametreler üzerine çalışmaya çalıştık bu çalışmada. Ardından orada ürettiğimiz dökümünü gerçekleştirip gaz gidermesini yaptığımız numunemizin Hideko yoğunluk indeksi ölçüm cihazında azaltılmış basınç testi numunesi alıyoruz ve bunun gaz giderme öncesi porozite durumunu, gaz giderme sonrası porozite durumunu ölçmeye çalışıyoruz. Bu çalışmamız kapsamında gaz giderme debisi, rotor hızı ve karıştırma artı gaz giderme sürelerindeki optimizasyon sonucumuzda biz yoğunluk indeksi değerimizi %0.1'e kadar indirebilmiş durumdayız. Mini tap analizi gerçekleştirdik bu konuyla alakalı. 12 litre bölü dakika, 10 litre bölü dakika, 8 litre bölü dakika, 6 litre bölü dakika gibi çok çeşitli denemeler gerçekleştirdik. 12 litre bölü dakikamızı çok kısa sürede tamamlamak durumunda kaldık. Çünkü gaz giderme cihazı metal sıtratma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı bizi. Daha sonra bunları gaz giderme sonrası diğer değerlerine göre değerlendirdiğimizde 8 litre bölü dakika bizim için en uygun sonuçları verdiğini biz sonuçlandırmış olduk, öğrenmiş olduk. Daha sonra 30 saniye karıştırma, 30 saniye gaz giderme ve 60 saniye karıştırma, 60 saniye gaz giderme. Yani total treatment süresi 60 ve 120 olarak değerlendirdiğimizde DI değerlerinin 120 saniye gerçekleştirdiğimiz treatment'ta çok daha düşük seviyelerde. 0.5'e çok yakın olarak geldiğini gördük. Ardından gaz giderme sonrası aldığımız 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı numunelerimizi değerlendirdiğimizde de 3 numaralı numunenin beklemeyle beraber, optimum beklemeyle beraber en düşük gazlılığa sahip olduğunu, bekleme süresi arttıkça gazlılığının hidrojen çözebilme kabiliyetinin artmasından dolayı daha yüksek porositelere sebep olduğunu gördük. Bu noktada bizim için de gaz giderme prosesi sonrasında aslında bir süre kısıtının da olduğunu gösterdi bize. Ve gaz giderme öncesi DI değerlerini, gaz giderme sonrası DI değerlerini total bir değerlendirmeyle bir karşılaştırdığımızda gördük ki aslında biz %1'in altında gazlılığa sahip numune üretmeyi başarabilmiş duruma gelmişiz. Sonuç olarak da baktığımızda aslında burada çalışmamızın amacı da alüminyum döküm tesislerindeki bu gaz giderme prosesine aktarabileceğimiz bir çalışma gerçekleştirmekti. Biz bu çalışmamızı 4 kilogramlık AM6 potalar üzerinde deneylerimizi gerçekleştirerek laboratuvar gaz giderme cihazı üzerinde stabil olarak, standart olarak kullanmak için tekrarlı dökümlerle optimize ettik. Elde ettiğimiz değerler de 8 litre bölü dakikada bir de RPM orta hızı 700, RPM yüksek hızı 800 olduğunda ve ortalama 700-710 santigrat derecede dökümler gerçekleştirildiğinde, yani gaz giderme süreci gerçekleştirildiğinde ve total çalışma süresi 120 saniye olduğunda optimum gazlılık değerlerini elde ettiğimizi gördük. Bu sırada denemeler sırasında gaz giderme cihazında 800 RPM orta ve 900 RPM yüksek veya 12 litre bölü dakika debi olarak belirlendiğinde daha önce de size bahsettiğim üzere metal sıçrama etkisiyle karşılaştık. Ve çalışmamızın bir sonraki adımında bu çalışmamızın şu an belirlediğimiz parametrelerin üzerine bir flaks çalışması da çeşitli flakslar deneyerek ve çeşitli miktarlarda ilave ederek çalışmayı ilerletmeyi planlıyoruz.
Ben bu konuyla alakalı teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarım Batuhan Doğdu ve Caner Kalender'e de çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa alabilirim. Evet, bir diğer çalışmamıza geçelim isterseniz Şeyda Hanım. Tabii, hemen ona da geçeyim. Aslında şirketi tanıttığım için o kısmı geçebilirim diye düşünüyorum. Burada ikinci alüminyum kullanımından bahsetmeye çalışacağım size. Bu çalışmamızda alüminyum döküm alaşımlarında ikinci alüminyum içerisindeki demir, bakır ve mangan oranlarının A356 alaşımı üzerine etkisinin incelenmesi üzerinde biraz çalıştık. Bu ihtiyaç nereden doğdu? Artık ikinci alüminyumun kullanımının artması, bizden beklenen üretim sürecinde vezin oranlarının birazcık daha ikinciye yönelmesi ve çevreci bir üretime isteği doğrultusunda bizi biraz ikinci alüminyuma itti süreç aslında. Ve 2030 yılına kadar bir hedef var. 22-24 milyon ton olarak belirlenen bir hedef bu. Bu miktarın yani ikinci alüminyum kullanma hedefi. Bu hedefin %15-20'sini de otomotiv sektörü üstleniyor aslında. Bu noktada daha çevreci bir üretim, sürekli bir üretim için sürekli döküm yapan tesislerde özellikle ikinci alüminyum biraz kritik bir duruma gelmiş durumda. Bu çalışmamızda bizim A356 alışımımızın kimyasal kompozisyonunun içerisindeki malzemelerimizin, elementlerimizin daha doğrusu metallerimizin oranlarını biz bir göz önünde bulundurarak daha sonra ilerleyen süreçlerde bu oranların yüzde kaçlara çıkabileceğini, en kötü koşulları, worst case'leri çalışmaya çalışarak aslında en kritik 3 tane elementi belirledik ve bu elementler üzerinde en kötü senaryo hazırlanmak adına bunları yüksek miktarda tutarak bunların dökümlerini gerçekleştirdik. Ardından deneysel çalışma sınırlarımızda ikinci alüminyumun kimyasal kompozisyon oranları referans alınarak belirlenmiş oldu. Her birini, bu metallerimizin her birini laboratuvar, ARGE laboratuvarımızda feder kalıbımızı, jantın kollarını temsil eden aslında kalıbımız üzerinde doğrulamalı dökümlerle gerçekleştirmeye çalıştık. Daha önceki tabloda da gördüğünüz üzere buradaki demir oranımız %0.47, bakırı 0.03 ve manganı da %0 ağırlıkça 0.04 olarak belirlemiştik. A16 potalarımız sol taraftaki görselde mevcut. Bunları A16 pota ergitme etüvünde ergittik. Ardından yine daha önceki çalışmamızdan da aşina olacağınız üzere buna bir gaz giderme prosesi ne tabi tuttuk. Normal seri üretimi temsil edecek şekilde, bunu simüle edebilecek şekilde gerçekleştirmek amacıyla. Ve sol tarafta jantı temsil eden her bir kolu, feder kalıbını, feder kolunu temsil eden feder kalıbımızda yaklaşık 350 santigrat dereceyi sabitlemeye çalışarak testo cihazımız var. Bununla beraber de kontrol etme imkanı buluyoruz. Dökümümüzü gerçekleştirdik. Ardından elde ettiğimiz numunelerimizin bu kalıplarımızdaki kollara çekme çubuğu haline getirerek onlar üzerinde analizler gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi spektroelementer analiz cihazında elementer analizdi. Ardından ısıl işleme dahil ettik numunelerimizi. Sonrasında sertlik testi, çekme testi, akma kopma uzamalarına baktık ve makro uygulaması gerçekleştirerek tane boyutlarını ölçmeye çalıştık aslında. Sonuçlar bize gösterdi ki bakırın tek bir ilavesi, yani tek başına A356'ya bakırın ilavesi, tek başına demirin ilavesi ya da tek başına manganın ilavesinde sonuçlarda her ne kadar demirin ilavesindeki uzama değerlerimiz bir tık daha yani %3'lere kadar düşmüş olsa da ortalama değerler göz önünde bulundurulduğunda akma, kopma, uzama, ortalama uzama gibi değerlerde standart bir A356 alışımından beklenen akma, kopma ve uzama değerlerini sağlayabildiği sonucuna ulaşıldı. Aynı şekilde mikro yapı incelemesindeki ESTAS ölçümlerimizde de baktığımızda aslında yine A356'da görmeye alışık olduğumuz mikron değerlerinde ESTAS'lar gördüğümüzü sonucuna ulaşmış olduk. Makro incelemesinde de manganın biraz kritik bir seviyede olmasına rağmen yine de A356 alaşımından beklenen tane boyutu sınırlarının içerisinde olduğunu gördük. Sonuçta bu elementlerin, bu metallerin her birinin tek başına ilavesi olduğunda ikinci alüminyum sürecinde
Seriye devir sırasında herhangi bir sorun teşkil etmediği sonucuna ulaştık. Çekme testi numunelerimizin akma mukavemetleri, çekme mukavemetleri ve uzamaları analiz edildiğinde A356 alaşımda elde edilen mukavemet değerlerinin ya da çekme ve uzama değerlerinden istenen spesifikasyonları karşıladığı sonucuna ulaştık. Fakat çalışmanın bir sonraki adımında asıl kritik olan bu eklentilerin birlikte değerlendirildiği durumda A356 alaşımına etkisi ne olacak konusu aslında. Bir sonraki süreçte de bunu üstlenmeyi planlıyoruz. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma da tekrardan teşekkür ediyorum burada. Bir sorunuz varsa alabilirim. Evet, iki çalışmanız için de teşekkür ederiz Şeyda Hanım. Ben teşekkür ederim hocam. Çalışmalarınızın devamını, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Bu şekilde gençlerimizin Ar-Ge şirketlerinde çalışması bizim için çok gurur verici. Teşekkür ederim hocam. Evet, sorusu olan varsa alabiliriz. Ben Şeyda Hanım, sorusu olan var mı? Ben bir soru sorabilir miyim? Süreçten açıkçası bu açıkçası konudan biraz uzağım. Malzeme malında çalışıyor olmama rağmen. O yüzden sizden kısaca bu gaz giderme prosesi dediğiniz süreci bir tık açıklayabilir misiniz? Tabii ki hocam. Şöyle, normal şartlarda gelen alüminyum külçemiz ergitilme esnasında oksijenle maruz kalma durumundan, oksijenle reaksiyon verme isteği çok yüksek olduğundan oksitlenme ve hidrojen de devreye girdiğinde yapı içerisinde az önceki sunumda aslında göstermeye çalıştığım şekilde çok boşluklu bir yapıya sebep oluyor. Gaz giderme prosesi olmadan. Gaz giderme prosesi sayesinde bu boşlukların neden olacağı mekanik ve malzeme özelliklerindeki düşüş engellenmeye çalışılıyor aslında. Dolayısıyla gaz giderme prosesinde kullanılan argon gazı ya da azot gazı, debi değerleri, RPM'ler, sıcaklıklar, süreler optimumda tutulmalı ki ve biz bunu en düşük gazlılık seviyesinde tutmalıyız ki daha sonradan başka bir dökümün diğer aşamalarında gaz giderme sonrasında gazlılığın artmasına imkan verebilelim. Yani minimumda tutalım. Daha sonraki süreçte evet gazlılık olabilir ama en azından spesifikasyonlar arasında kalsın ve malzeme kopmasın, döküm hatası olmasın ve süreç tamamlanabilsin aslında. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet, bir sonraki sunum için Ayşin Hanım. Evet, benim hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben şimdi ekranımı yansıtacağım. Evet, çalışmanızın başlığı Evaluation of Borax Waste in the Production of Porous Ceramics. Buyurun. Evet hocam, görünüyor mu şu anda ekranda? Görünüyor, buyurun lütfen. Tamam. Tam ekran yapayım hemen. Benim konum, öncelikle ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nden katılıyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Test konum boraks atıklarının gözenekli seramik üretiminde değerlendirilmesi. Aynı zamanda bu bir TÜBİTAK projesi 2209A başlığı altında. Rana Aydoğdu tarafından da arkadaşım tarafından da yürütücülüğü üstlenildi. Projemizi teslim ettik. Tez olarak ben hala daha çalışmalarıma devam ediyorum. Çok fazla uzatmadan hemen girişimi yapayım ben. Gözenekli seramik üretimi endüstride çok önemli bir yere sahip. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Biz bu projede kısmen ya da tamamen bor atıklarından bir gözenekli seramik üretip üretemeyeceğimizi incelemek istedik. Gözenek boyutları ve dağılımları çok rahat kontrol edilebilen malzemeler gözenekli seramikler. Bu yüzden de birçok alanda kullanıyoruz. Filtrasyon işlemlerinde, petrol arıtımında, biyomedikal alanda, kemik yapısına benzer malzeme üretiminde çok fazla kullanıyoruz. Aynı zamanda düşük ısı kapasiteleri ve ısı iletkenlikleri sayesinde de biz ısı ve ses yalıtımında sıklıkla kullanıyoruz aslında gözenekli seramikleri. Bu projeyi yapmamızdaki bir amaç vardı elbette ki. Bu da ülkemizde
çok fazla rezerve sahip olan bor minerali var. Yani çok ülkemizde bor minerali olarak çok zengin ülkemiz. Bu yüzden endüstride de çok fazla kullanılıyor ve dolayısıyla da çok fazla açık, yani atık madde ortaya çıkıyor. Bizim amacımız şuydu, bu kadar çok atık madde çıkıyor ve bunları bir şekilde değerlendirmeliyiz ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız. Amacımız buydu. Bir diğer önemli amacımız da tabii ki geri dönüşüme, yani geri dönüşümün önemine dikkat çekmekti. Su arıtımında, filtrasyon gibi bu tarzda böyle çevre dostu uygulamalarda kullanılabilecek bir malzeme gözenekli seramik. Biz de bu malzemeyi üretirken bu esnada etrafa salınabilecek zararlı gazları, yani çevreyi kirletebilecek zararlı gazların kısmen de önüne geçmeyi amaçladık. Deneysel çalışmalarımıza başladığımızda ilk önce literatür verilerini taradık ve buna uygun olarak da biz tahmini kompozisyonlar oluşturduk. Bu tahmini kompozisyonları oluştururken sinterleme sıcaklığına, basınç değer ve süreleriyle gözenekliliği hesaplamaya yarayacak metotları öngörülen parametreler ölçüsünde ortaya çıkardık ve bu değerler seramikler için istenilen özellikleri sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunun anlaşılması için çalışmalar yaptık. Bunların hemen akabinde reaksiyonlara göre hesaplamalar yapıldı ve yüzde olarak da kabaca kompozisyonlar belirlendi. Faz diyagramlarıyla desteklendi ve arkasından ekipmanlar hazırlanarak deney aşamasına geçtik. Deney aşamasında en önemli husus bizim için seramiğin yapısında oluşması istenen müllit, yani dayanıklı bir fazdı. Bu da silika ve alümina oranıyla paralel gidecekti bizim için. Çünkü bu faz 900 ve 1000 derece gibi yüksek sıcaklıklarda büzüşmelerden kaynaklı çatlağa da sebep olacağından hazırladığımız kompozisyonlarda sinter sıcaklığına, dediğim gibi alümina ve silika ve tabii ki de borik asit oranlarına biz çok dikkat ettik. Çünkü seramik yapıda silika oranı çoğaldıkça açık gözeneklilik miktarı azalacak ve gözeneklerin boyutu artacaktı. Yine çalışmalarda biz 4'er gram şeklinde 9 farklı kompozisyon hazırladık. Aşağıda zaten şu grafikte görüyorsunuz. Burada hazırladığımız numunelerin oksitli bileşik oranları var. Aynı zamanda da numunelerin burada teorik yoğunlukları var. Onları görüyorsunuz grafikte. Pardon, bölüyorum ama şey gözükmüyor kısımlarınız. Sadece şu an ilk sayfanızdayız. Diğer yaptıkların sayfalar görünmedi mi? Yok, gözükmüyor. Biz ilk sayfanızdayız sunum başladığından beri. Hocam nasıl oldu o? Bir saniye. Şimdi görüyor musunuz? Şimdi evet. Şu an görünüyor mu? Evet, şimdi amaç deneysel çalışmalar. Evet, şimdi. Tamam o zaman tamam. Buradan devam edeyim yine. Çok hızlı geçeceğim. Az önce anlattım burayı. 4'er gram olacak şekilde bu numuneleri 9 farklı kompozisyona hazırladık. Biz burada dediğim gibi oksitli bileşik oranları var. Numunelerin teorik yoğunlukları var. Bunlara göre numuneler hazırlandı. Bu hazırlık aşamasında boratı ve gözenekleştirici olarak da karbonatlı bileşikleri kullandık. Biz burada zaten 9 numunenin içeriğini görüyorsunuz. Birinci numunede sadece bor atığı kullandık. Çünkü sadece bor atığı kullandığımızda nasıl bir malzeme elde edeceğiz? Bunu merak etmiştik ve diğer numuneler için de bize iyi bir yol gösterici olacaktı. Bir de ekstra 9. numunede kırmızı çamur ilave ettik. Yine aynı şekilde ortaya çıkacak olan malzemenin yine gözenekli yapısı olacak mı, olmayacak mı? Bunu merak ettiğimiz için farklı bir deney olacaktı bizim için. O yüzden ekledik bunu da. Biz hazırladığımız bu toz karışımlarını tek eksenli konveksiyonel hidrolik preste 50 basınçta ikişer dakika presledik. Bunların da amacı 50 bar basınç, yüksek bir basınç ve 2 dakika preslemek de yeterli olacaktı. Çünkü malzemelerin çatlamasını ya da işte malzeme preslediğimiz materyalin içinde kalmaması için. Sonra biz bu numuneleri 800 ve 900 derecelerde sinterleme yaptık. Sinterlemenin ardından da 3 saat kaynattık. Kaynatmamızın sebebi de Arşimet hesabını yapmaktı. Suda, havada. Havada, suda ve kaynattıktan sonraki yine değerleriydi. Bu Arşimet hesabını yaparken porozitelerini hesapladık. Porozitelerini şu basit bir formülümüz var. Formülden hesapladık. Bu yandaki grafikte de şunu görüyorsunuz. Sinterlediğimiz numuneleri, sinterlediğimiz sıcaklıkları görüyorsunuz. Ve bu sıcaklıklara bağlı olarak, sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak yaptığımız porozite sonuçlarını görüyorsunuz. Yüzde porozite değerlerini görüyorsunuz burada da. Çıkan sonuçlara baktığımızda biz burada çok net görünmüyor olabilir. Bunlar benim hazırladığım numuneler. Burada 900 derecede sinterlemede seramiklerin gözenekliliğinde olumsuz etki
gözlemledik. O yüzden biz 900 derece değil de 800 derecede yolumuza devam etmeyi uygun buluyoruz. Burada çünkü 900 derecede daha yüksek bir ısıya maruz kaldığı için seramikler yapılarında daha fazla küçülme, gözeneklerde göremediğimiz şeyler olmaya başlamıştı. O yüzden 800 derecenin yeterli olacağını düşündük. Optimum gözenekliğinde de özellikle kırmızı çamur, boratı ve karbonatlı bileşiklerle birlikte de bu silika alümina oranı demiştim müllit yapı oluşturması için. Bunun için de bu oranın 1,5 olacak şekilde kullanmayı hedefledik. Sonucunda bu olacaktı. Biz bütün bu sonuçları elde ettikten sonra artık analiz yapılması gerekiyordu bunlar için ve şuna karar verdik. Bütün analizde, yani bütün numunelerimize SEM analizi yapalım. Elektron mikroskop görüntüsünü alalım. XRD yapalım. TGDTA analizleri yapalım. Porozimetre cihazında yine tüm numunelere analiz yapalım ve yoğunluk tayini yapalım. Hesapladığımız belirli şeyler vardı bizim tabii ki. Bu değerlerle yapılan analizlerin sonuçları eşleşecek mi? İstediğimiz buydu. Burada gördüğünüz numunelerini çok detaylı anlatmayacağım ama şurada şu ve şu aradaki değerler, yani birden 2.9 3.3 yüzdelikler, buradakiler aslında bizim ağırlık kaybı, yani numunelerdeki ağırlık kaybı. Burada 1 nolu numuneyi, 7 nolu numuneyi, 8 nolu numuneyi ve 9 nolu numuneyi görüyoruz. Tekrar ön sayfaya döndüğümde en fazla aslında burada ağırlık kaybının 7 nolu numunede olduğunu görüyoruz. Ve diğer numunelere baktığımızda 7 nolu numunenin içinde magnezyum karbonatın daha fazla oranda olduğunu görüyoruz. %85 boratı, %15 magnezyum karbonat olduğunu görüyoruz ve bu yüzden de bizi okular bu yöne doğru dönüyor. Birazdan onu da anlatacağım hızlıca. Burada zaten 9 nolu numunede, yani kırmızı çamur, içerisine kırmızı çamur koyduğumuz 9 nolu numunede de herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor. Biz yine bazı numunelerde XRD analiz sonuçları aldık. XRD analiz sonuçlarında da bu tarz grafikler çıktı. Grafikleri anlatmaya çok vaktim olmadığı için hızlıca geçiyorum. Burada zaten içerikleri yazıyor. Yine 2 ve 9 nolu numunelere biz XRD analizi uyguladık ve burada en üstte gördüğünüz grafikte, bunu söyleyebilirim, oluşan fazlar var. Oluşan fazları burada görüyoruz. Ve tabii ki burada yine grafiğini, XRD grafiğini görüyoruz. O 2 nolu ve 9 nolu numuneler. Şimdi burada sonlandıracağım artık yavaş yavaş. SEM görüntüleri var. Elektron mikroskop görüntülerimiz var yani bizim. Burada aslında bütün numunelere uyguladık biz bu uygulamayı. Ama 1'den 9'a kadar olanlarda bizim için öne çıkanlar 1, 2, 4, 6, 3 bu tarzda numunelerdi. Burada zaten gözenek oranlarını yine gözle baktığınızda da çok rahat görüyorsunuz. Biraz küçültmek zorunda kaldım ama yakınlaştırdığımızda daha net görüyoruz. Görüntüler bunlar. Bunlar üzerinde hemen anlatacağım. Sonuç önerileri hızlıca anlatayım. Biz civa porozimetresi yaptırdık, analizi yaptırdık ve burada en büyük ortalama gözenek yüzey boyutlarının 4 nolu numunede, yani şurada gördüğünüz numunede olduğunu gördük. 3 nolu numunede de en küçük ortalama yüzey alanları vardı. Aynı zamanda da bu TGDTA analizleri sonucunda da TG eriyeni göstermiştim az önceki grafikte. Orada da iki kademeli ağırlık kaybından dolayı ilk önce su ve nem numuneden uzaklaşıyor. Ardından da içinde karbonat olan bileşikler, kalsiyum karbonat olabilir, magnezyum karbonat olabilir, karbonatlı bileşikler parçalanıyor. Bunun sonucunu aldık biz burada. Yine az önce bahsetmiştim, 7 nolu numunede en fazla ağırlık kaybını gözlemledik. Bunun sebebi de şu oldu. Yani biz okları bu numunenin içindeki ham madde ve oranlarına çevirdiğimizde, dediğim gibi %85 boratı vardı ve %15 de magnezyum karbonat vardı. Bu da demek oluyor bizim için magnezyum karbonat kalsiyum karbonattan daha düşük sıcaklıklarda parçalanıyor. Biz de zaten düşük sıcaklıklarda çalıştık. Yani 800 derece gibi düşük bir sıcaklıkta çalıştık. O yüzden de en fazla ağırlık kaybı içerisinde magnezyum karbonat olan 7 nolu numunede gerçekleşmiş oldu. Yine 900 derecede uyguladığımız sinterlemenin seramiklerde çok olumlu bir gözenek sonucunu alamadığımızı söylemiştim. Ve yine bir nolu numunenin mikro yapısını gösterdiğimde bu diğer numunelere oranla şunu sunacaktı bize, yani şuna ışık tutacaktı. Diğer bileşiklerle tepkimeye girmemiş bor yapısı var mı? Bunu gözlemleyecektik. Sadece sırf boratı kullandığımız numuneden bahsediyorum. Yine şurada 2 nolu numuneyi göstereyim. Bu 2 nolu numunenin de bir sonucu vardı bizim için. Seramik numunelerde küresel olmayan açık gözeneklere ve daha sık çatlaklara rastlamıştık. 4 nolu numunede de yine homojen bir gözenek dağılımı yoktu ve küresel ve yer yer küresel gözenekler vardı.
Altınoğlu numuneleri çatlakların, gözeneklerin etrafında sıkıştığını gördük. Çatlaklar gözeneklerin etrafında sıkıştı. Bu da demek oluyordu ki sadece yüzeyde değil, malzemenin içinde de gözenekler vardı. Bize bunu işaret ediyordu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok hızlı anlatmaya çalıştım. Ekranım görünmedi başta. Problem yaşadık ama şimdi göründüyse ne mutlu. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz sunumunuz için. Sorusu olan varsa alabiliriz. Çalışmamız devam ediyor bu arada. Farklı farklı içeriklerle, numunelerde, farklı kompozisyonlarda denemeyi planlıyoruz. Evet. Benim sorum bu yönde olsun o zaman Ayşin Hanım. Çalışmanın ilerleyen döneminde ne tür çalışmalar planlıyorsunuz? Şöyle aslında hocam, yani birazcık o noktada takıldığım bir noktaydı benim. Çünkü biz daha öncesinde lisans öğrencileriyle aslında bir uygulama daha yaptık. Biz bu anlattığımın dışında 7 farklı numune daha hazırladık ama onlarda çok elle tutulur şeyler yakalayamadık. Bunun üzerine 9 farklı numune daha hazırladık. O yüzden aslında şu anda çok netleşmiş bir şey yok bir sonraki adımda. Bu dediğim gibi ilk 7 numuneyi karşılaştırıp bu 9 numuneyle birlikte karşılaştırıp ondan sonra artık bir yol izlemeye karar vereceğiz. Bu da önümüzdeki haftalarda netleşmiş olacak. Şu an için net değil ama. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Diyorum. Evet. Son sunumumuz Hasan Hüseyin Işık. Merhaba hocam. Merhaba. Çalışması The Structure Analysis of Platinum 1-8 Copper 8-2 Alloy Catalyst for Hydrogen Evolution Reaction in Alkaline Media. Buyurun lütfen. Ayşin Hanım, siz kapatın isterseniz sunumunuzu. Hocam ekran görünüyor mu? Görünüyor. Buyurun lütfen. Herkese merhaba. Ben Çukurova Üniversitesi'nden katılıyorum. Çukurova Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Çalışmamızda platin bakırı kullandık. Platin bakır kullanarak katalit yapısını alkali medyada inceledik. Şimdi platin ve bakır neden önemli diye soracak olursanız, platin yüksek katalitik özelliğe sahip bir malzeme olduğu için sanayide glukoz detection uygulamalarında kanser terapide kullanılmakta. Bakır ise düşük elektrik direncine sahip bir malzeme ve kaplamada, plastik teknolojisinde, koruyucu malzemelerde, koruyucu ekipmanlarda kullanılmakta. Bizim hedefimiz nedir? Bizim amacımız bunu platini bakır ile bir alaşım şeklinde getirmek, yani alaşım oluşturmak, nano boyutlarda ve katalitik aktivitesini arttırmak, çevreci bir malzeme üretmek ve biliyorsunuz platin pahalı bir malzeme, bakır ucuz bir malzeme, daha ekonomik bir malzeme haline getirmeyi hedefliyoruz. Literatüre baktığımız zaman Lee ve arkadaşları karbon destekli platin ve platin bakırı XRD grafini XRD sonuçlarını paylaşmışlar ve burada platin bakırın pik değerlerinin platine göre kaydığı gözlemlenmiş, daha yüksek bir değerlere kaydığı gözlemlenmiş ve Ottoni çalışmasında CV diyagramında platin bakır ve platin bakırı karbon destekli bunları kıyaslamış. Tabii ki alkali medyada, yani 1 molar potasyum hidroksit solüsyonu içerisinde paylaşmışlar. Burada hidrojen salınım ve hidrojen soğurma bölgelerini gözlemlemişler. Eksi 0,5 volt ile eksi 0,8 volt arasında. Tabii ki başka bir şey de karbon oranı arttıkça akım değerinin yükseldiğini gözlemişler normal platine göre. Ve benzer çalışmayı Jia ve arkadaşları da CV diyagramlarında göstermişler bunu. Tabii ki farklı oranlardaki, 3 farklı orandaki platin bakır alaşımıyla ticari platin bileği karşılaştırdıklarında
platin bakırın aktivitesinin ticari platine göre çok daha yüksek olduğunu, tabii ki bunun bakır oranının yüksek, daha yüksek olanın akım değerinin daha yüksek, daha fazla çıktığını gözlemlemişler. Biz çalışmamızda platin bakırı hangi yöntemle kullandık? Modifiye edilmiş polyol yöntemi kullandık. Modifiye edilmiş polyol yönteminde bahsedecek olursam metal tuz olarak platin asetil asetonat ve bakır asetil asetonat kullanıldı. Bunları 3 boyunlu balon joşe içerisinde etilen glikol ile karıştırdık. Bunlar ekledikten yaklaşık 10 dakika sonra oda koşullarında sodyum hidroksit ve PVP eklendi. Sodyum hidroksit pH'i dengelemek için tabii ki PVP de kaplama ajanı olarak kullanıldı. Daha sonra sıcaklığı 120 santigrat dereceye çıkarttık, sistemi kapatıp argon gazı altında. 120 santigrat derecede indirgeme ajanı olarak sodyum bor hidrür yavaşça damlatıldı. Ve sıcaklık 155 santigrat dereceye geldiğinde 1 saat 155 santigrat derecede beklenildi, indirgeme sağlansın diye. Daha sonra yıkama ve kurutma işlemleri gerçekleştirildi. Kurutma işlemleri bir gün boyunca fırında bekletildi. Çünkü bunun bize toz hale gelmesini istiyoruz, analizlerimizi yapabilmemiz için. Daha sonra yapısal analizler için bunları XR diye SEM ve EDS görüntülerini aldık, analizlerini yaptırdık. XRD'de baktığımız zaman 1-1-1, 2-0-0, 2-2-0 ve 3-1-1 piklerini gördük. Yani bunun FCC kübik yapıda FM Manchetrium uzay grubunda olduğunu gördük. Daha önceki yapılan çalışmalara benzer bir şekilde. Ve SEM sonuçlarına baktık. SEM görüntülerini incelediğimizde bunun herhangi bir kirlilik olmadığını gördük. Ve küresel bir yapıda malzememizin oluştuğunu gözlemledik. Daha sonra imaging programı kullanarak yaklaşık 600 farklı parçacık seçerek, farklı bölgelerden seçerek bunların ortalama parçacık boyutunu belirledik. Yaklaşık olarak 10.02 nanometre. Bunu yaparken de tabii ki log normal fit function uyguladık. Daha sonra EDS analizi yaptırdık. Tabii ki biz girdi olarak platini kütlece %75, bakırı pardon %25, bakırı %75 sisteme girdi olarak kattık. Fakat EDS sonucunda, yani stökometrik hesaplarımızda platinin 18, bakırın ise %82 oluştuğunu gözlemledik. Hüseyin Bey'i toparlayalım isterseniz, 2 dakikamız var. Daha sonra elektrokimyasal ölçümleri yaptık hidrojen oluşum reaksiyonları için. Bunu yaparken de gemli binon potantiyostat kullandık. Bunu yaparken platinyum levha ve 5 mm çapında karbon elektrot, gümüş klorür bunları kullandık. Bunları karşıt referans ve çalışma elektrodu olarak kullandık. Daha sonra malzememizi etilen glikol, DMF ve nafyon ekleyerek bunlara bir vertex'ten geçirdik ve karbon elektrot üzerine damlatarak ölçümlerimizi 1 molar potasyum hidroksit içerisinde oda koşullarında yapmaya başladık. CV diyagramını alırken 50 milivolt da tarama hızında ve step size'ına 2 milivolt olarak voltaj aralığında -1.2 ile artı 1.2 volt arasında aldık. Tabii ki bunu gümüş küllere karşı yaptık. Daha sonra LSV ölçümlerine... Hüseyin Bey, sonuçlarınızı paylaşın. Tabii ki. Sonuçlara bakacak olursak CV diyagramında biz hidrojen oluşum ve hidrojen soğuma ve salınım bölgelerini yaklaşık olarak -0.6 ile -1.1 volt aralığında gözlemledik. Maksimum akım değerimiz -276.6 miliamper, -764.5 volta karşılık. Şarj değerimiz de -500.537.8 milikulomb olarak gördük. Daha sonra LSV grafiğine bakacak olursak başlangıç potansiyelimiz -70.33 milivolt. Aşırı potansiyelimize -922 milivolt 10 miliamperde ve hidrojen oluşum reaksiyon aktivitesinde -259.9 miliamper olarak gördük. -1.5 volta karşılık. Bunları farklı tarama hızlarında yaptık.
Farklı tarama hızlarına da baktığımızda tarama hızı arttıkça bunun akım yoğunluğunu arttığını gözlemledik. Ve spesifik aktivitelerine baktık. Spesifik aktivitede soldaki grafikte -1.2 volta karşı farklı tarama hızlarını da gözlemledik. Ve sağdaki grafikte ise -1 volttaki akım değerlerine baktığımızda 50. Şeyden sonra, cycle'dan sonra, döngüden sonra bunun stabil hale geldiğini gözlemledik. Biz bunun parçacık boyutunu hesapladık. Yaklaşık 10 nanometre olarak ve bunun kübik yapıda olduğunu malzememizin gözlemledik. Daha sonra malzememize girdi olarak oranını %25-75 olarak kattığımızda platinin 18, bakırın 82 olduğunu gözlemledik. CV değerlerine farklı tarama hızlarına baktık. -0.5 ile -1.2 volt arasında tarama hızları arttıkça her aktivitesinin arttığını gözlemledik. Ve LSV sonuçlarından başlangıç potansiyelimizi, aşırı potansiyel değerlerimizi bulduk. Ve hidrojen oluşum reaksiyon aktivitesinin -259.9 miliamper olduğunu, maksimum akım değerinin -1.5 voltaja karşılık geldiğini gözlemledik. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Çok sorularınızı evet, anladım. Evet, biraz hızlı anlattırmaya mecbur kıldık. Hızlı bir şekilde yeni oturum başlayacağı için soru alamıyoruz bu kısımda. Hepinize katkılarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Herhalde daha sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Herhalde sizlere katılım belgeleriniz mail yoluyla gönderilecektir. Varsa sorunuz alabilirim. Yoksa oturumu kapatalım. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. İyi çalışmalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Kolay gelsin. İyi günler. Hoşça kalın.